Hey Cedric, bir saatten beri bu bankta oturduğumuzun farkında mısın? Aha. Birlikte yolun sonuna kadar yürüyebiliriz. Sinemalarda ne oynadığına bakabiliriz. Belki bir filme gideriz. Ya Chen? Ha? Chen ne olacak? Onu bu şekilde bırakamam. Şey, ama neden? Ama neden mi? Sen aklını mı kaçırdın? Bunun olması için benim parktan ayrılmam yeterli ahbap. Hepsi de onun başına üşüşecekti. Bunu kim yapacak? Kimi? Ronald, Jonathan, Mark, Steven ve Nicholas. Hepsi de onun etrafında dolanıp fırsat çıkmasını bekliyor. Senin bile onda gözün olmadığını nereden... Tanrı aşkına Cedric, sen gerçekten kıskançsın. Ha? Kim? Ben mi? Şaka ediyor olmalısın. Mümkün değil. Reddediyorum. Christian gerçekten tam bir budalaydı. Budalaydı ama kör değildi. Peki haklıysa? Yorumları beni düşündürmeye başlamıştı. Ne berbat bir gündü. Müşteriler çıldırmış gibiydi. Mary Rose, olanları asla tahmin edemezsin. Mary Rose! Mary Rose! O dışarıda. Dışarıda mı? Nerede? Birazdan evde olur sevgili damat. Öğleden sonrasını o sevimli mavi gözlü sarışın gençle geçirmeyi planlıyordu ve... Bu harika! Hemen öfkelenme, bırak açık. Yeterince açıkladın. Daha fazla ayrıntı istemiyorum. Ve tabii ki yemek de hazır değil. Ha, kızını yetiştirirken harika bir iş yapmışsın. Lanet olasıca tava nereye gitti? Tıpkı Çinli'nin dükkanındaki gibi. Peki lanet olasıca tencere nereye gitti? Sakin olabilirsen sana bunu... Ben sakinim ve sen kendi işine bak. Merhaba çocuklar, ben geldim. Hayatım, bugün yaptıklarımı asla tahmin edemezsin. Öğleden sonrasını bebek Lois'le Harry'e bakarak geçirdim tatlım. Onu görmeliydin. Mavi gözlü, şirin bir şirin bir sarışın. Sanırım babam sana bununla ilgili ayrıntılı bilgi vermiştir. Evet, ona ayrıntılı bilgi verdim kızım. Ah, burada ne oldu böyle? Şey, bilirsin hayatım, bizim için yemek pişirebileceğimi düşünmüştüm ama işte böyle oldu. Ama her yeri mahvetmişsin. Ama denedim sevgilim, inan bana. Önemli değil evlat, küçük bir kıskançlık krizi. Her şey yoluna girer. Ciddi değil mi? Bu sefer değil küçük adam. Ama tehlikeli olduğu zamanlar da vardır. Kıskançlık tam olarak nedir büyük baba? Kıskançlık. Evet, kıskançlık. Karmaşık bir konudur. Karman çorman. Ay. Ertesi gün büyük babam bana hepsini açıkladı. Buralarda dikkatli olmalısın büyük baba. Eğer göle fazla yaklaşacak olursan o gerizekalı kuğu sana saldırabilir. Kendine bunun nedenini sordun mu? Hı? Bak. Ay, 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 ay. Her zaman aynı şey. Dişi yumurta bıraktığı zaman erkek çok saldırgan olur. Aslına bakarsan onu suçlayamam. O sadece yuvasını koruyor. Ve bu kıskançlığın doğasında vardır. Yani dün babam yuvasını mı korumaya çalışıyordu? Evet, öyle bir şey küçük adam. Elbette babam beni dinleseydi onca sorunu yaşamak zorunda kalmazdı. Neden dinlemedi? Çünkü Tanrı kıskanç olanları kör ve sağır olarak yaratmıştı. Evet, son derece dikkatli olmazsan bu gerçekten tehlikeli olur ve neden söz ettiğimi biliyorum küçük adam. Sanırım konuyu anlamıştım.
Büyük babam haklıydı. Dikkatli olmalıydınız. Aslında ertesi gün iyi bir ders alacaktım. Ne? Bir bakalım ben kimim? Sen Pils'in. Belki bugün seninle birlikte bir filme gidebiliriz hayatım. Ve bakalım ben kimim? Nicholas. Christopher. Joel. Steven. Marvin. Patrick. Tamam, tamam. Sen miydin Cedric? Yeter artık. Bu kıskançlığın benim de canımı sıkmaya başladı Cedric. Yeter artık. Bu kıskançlığın yüzünden dostların seni terk etti. Ben de gideceğim. Chen beni terk etmekle tehdit etmişti. Bu durum gerçekten ciddiydi. Tepki vermeliydim. Merhaba Chen. Merhaba Cedric. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bugünden sonra seni artık kıskanmamaya karar verdim. Söz veriyor musun? Evet, bu benim kararım. İstediğin herkesle konuşmakta özgürsün. Senin yapacaklarına saygı duyuyorum. Senden bunu duyduğuma sevindim Cedric. Merhaba Cedric. Merhaba Chen. Vay canına, çantan gerçekten harika. Rengi de sana çok yakışmış. Bu doğru. O büyük çantayla nereye gideceksin? Antrenmana mı? Cedric, öfkelenmeyeceğinden emin misin? Nicholas'la birlikte paten yapmaya gidiyorum. İkimiz birlikte bir paten gösterisi düzenleyeceğiz. Haftalardır prova yapıyoruz. Bu gerçekten harika olmalı. Umarım sizi gelip gösterinizi yani izlerim. Sahi mi? Kendine güveniyor musun? Bir daha beni kıskanmayacak mısın? İşte bu harika. Hey Christian, sen de duydun mu? Nicholas'la Chen buz pistinde birlikte dans gösterisi sunacaklarmış. Chen mi? Nicholas'la mı? Evet. Birlikte buz pateni gösterisi sunacaklarmış. Televizyondaki gibi. Öyle güzel olmalı ki Cedric bile gitmeye karar verdi. Cedric'e söyledin mi peki? Hey bir dakika. Buna engel olmalıyım. Aksi takdirde bir facia yaşanacak. Ne kadar sağlam olduğu anlaşılmıştı. Yeşil gözlü canavarı sonunda yenmiştim. Kıskançlığı yenmiştim. Chen'le birlikte zavallı Nicholas'ı ziyarete gittim. Birkaç küçük diş problem vardı. Ama ne önemi vardı ki? Babasının ona bir dizi yeni diş yaptıracak kadar parası olduğunu biliyordum. Kaybettiği dişler kadar güzel dişler. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama... Israr ediyorum. Lütfen bir karamel al. Bunlar en iyileridir. No. Her şey planladığım gibi gidiyordu. Beni bekleyen parlak bir geleceği görmemem imkansızdı. Evet, hemen şimdi. Patenle mi kayacağız? Neden olmasın? Ama şimdi vaktim yok. Nicholas'la parka gideceğime söz verdim. Zavallı şey, bugün hastaneden çıktığını biliyorsun. Cedric. Cedric. Gerçekten iyi misin? Yoruldun mu Nicholas? Chen! Merhaba Nicholas. Bu ne güzel bir sürpriz. Ama Cedric! Sevgili dostum Nicholas'ın dışarıdaki ilk günü. Merhaba deme şansını asla kaçırmadım. Çok etkilendim. Gerçekten çok kibarsın. Bunu kutlamak için Chen'le ben dondurma yemeye gidiyorduk Cedric. Mükemmel bir fikir. Ama benim ikramım olsun. Olmaz. Israr ediyorum. Hangisinden almamı istersiniz? Benimki böğürtlenli olsun. Bana da Napolitan. Hmm.
Böğürtlendi senin için Çen. Teşekkür ederim Cedric. Napolitan mı? O da benimki. Evine hoş geldin Nick. Cedric. Kendinden utanmalısın. Dondurmanın içindeki taşlar mı? Hadi Çen, bunu da nereden çıkardın canım? O taşı ısırdığında Nikolas'ın yüzü çok komikti. Bu doğruydu. Kontrolümü tamamen kaybetmiştim. Ama büyük babamın dediği gibi neyseniz osunuzdur ve insanlar değişmez. İtiraf etmeliyim. 8 yaşındayken hayat gerçekten çok eğlenceli. Ve yakında dönmeyecek. Kuzenim ziyarete gelmişti. Bir mahkum gibiydim. Bir felaketti. Gün boyu süren bir kabus gibiydi. Ama benimkisi bir hafta sürmüştü. Üstelik geçen pazartesi her şey çok güzel başlamıştı. Kuzenimin ziyaretinin ilk günü o gündü. Hayır, dur! Neden durduk? Ne oldu ki? Oradaki halam Julie'nin arabası. Kuzenim Yeti de onunla gelmiş olmalı. Bundan eminim. Yeti mi? Evet, onun kızı. Hadi bizi burada görmesin. Gidelim. Cedric! Ay, 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 ay. Kuzenim. Merhaba Yeti. Bu Christian arkadaşım. Nasılsın Yeti? Söylesene Cedric, bu berbat kasabada nasıl zaman geçiriyorsun sen? Paten yapıyoruz. Tabii bisiklete de biniyoruz. Aman tanrım, bunlar çok sıradan. Geldiğim yerde tenis oynarız, ata da bineriz ve hava güzel olduğunda denize açılırız. Kulüp faaliyetlerimiz de var. Bu sporların oldukça pahalı olduğunu bilirsin. Kulüp de ucuz sayılmaz. Ailene gelince... baban hala bir halı satıcısı mı Cedric? Benim babam doğu kilimleri satıyor. Benim babam uluslararası bir şirketin yöneticisi. Her zaman seyahattedir. Bu hafta Cenevre'deydi. Birazdan büyük bir patlamanın olacağını hissediyorum. Neden ona bir ders vermiyoruz ki? Bunu hak ediyor. Bu arada burada kendine bir kız arkadaş bulduğunu duydum. Şu küçük hanımın adı neydi? Çen. Bir Çinli mi? İnanamıyorum. Benim zavallı kuzenim gerçekten çok tuhafmış. Bırak beni. Sadece yumurta atacağını, onu boğmayacağına söz verirsen bırakabilirim dostum. Birlikte oyun mu oynuyorsunuz çocuklar? Aslında öyle sayılır. Bu harika. Çünkü size iyi bir haberim var. Yolanda koca bir hafta bizimle birlikte kalacak. Hey Cedric, sana gerçekten acımaya başladım. Hiç şansın yok. Ne berbat bir haber. Tıpkı büyük babamın dediği gibi, bir trende asla iki tane kondüktör olmaz. Yolanda'ya bu hafta kimin görevli olduğunu göstermeye karar verdim. Hey, bunun işe yarayacağından emin misin? Eminim. Onu 6-0 yeneceğim. Kendini beğenmiş bu ağır yenilginin ardından buradan bir an önce gitmek için annesine yalvaracak. Oldukça atletik görünüyor. Üstelik tenisi ilk müsabaka olarak seçen de kendisi Cedric. Saha içinde birkaç top değişimi olması oldukça normal. Tenise gerçekten hayranım. Zorlanmayacağım. Sayı 15. Sayı 14. Sayı 13. Oyun yolunda.
Servis atışı da yiyor Önder'in. Oyun set ve maç Yolendon'un. 6-0, 6-0. Aslında formda sayılırdım ama bu büyük hataydı. Kendimi farkında olmadan düşman bölgesinde savaşır duruma düşürmüştüm. Yine de yetinin hızını nasıl keseceğime dair yeni fikirlerim vardı. Örneğin masa tenisi. Faul yaptın. Her neyse masa tenisi de tenise benziyordu ama boşa kayma. Ay. Ay. Kazanan Yolinda. Üzgünüm Cedric. Patenle kayma yarışında beni yenmişti ama futbolda... Sana bir gol attığını mı söylüyorsun? Evet öyle. Yani planım başarısızlıkla sonuçlandı büyük baba. Yemek hazır. İşte burada. Kızarmış biftek ve patates püresi. Çok lezzetli görünüyor. Bir aşçınız yok değil mi Mary Rose hala? Ha? Hayır yok canım. Bu belli oluyor. Ha? Bu doğru değil mi? Babamın dediği gibi aşçı tutacak parası olmayanlar kötü yemekle yetinir. Aklıma gelmişken Robert dayı, hala bir halı satıcısı mısınız? Ben halı satıcısı mıyım? Bu sefer babam yapması gerekeni yaptı. Bunu yapacağını hiç düşünmezdim. Merhaba Julie, benim Robert. Hayır, film yıldızı Robert değil, senin kardeşin. Julie, endişeliyiz. Yolanda burada pek eğleniyor gibi görünmüyor. Zavallı kız, çok sıkılmış gibi. Bence bir ara uğrayıp onu alsanız çok iyi olacak. Hey Cedric, biraz satranç oynamak ister misin? Neler oluyor Cedric? Telefonda annenle konuşuyorlar. Harika, ama bana da söylemeliydiniz. Merhaba anne. Bu kesinlikle doğru değil. Burada Robert dayımlarda çok iyi vakit geçiriyorum. Evet öyle. Cedric gerçekten sevimli bir çocuk. Nasıl tenis oynadığını görmeni isterdim. Evet gelecek hafta görüşürüz. Seni öpüyorum anne. Annem benim için endişelenmiş. Çok duygulandım. Yine başaramadık. Yeti dünyanın en kötü aile paraziti olduğunu hepimize kanıtlamış durumdaydı. Ondan olabildiğince uzak durmak zorundaydım. Benim için geriye tek bir çözüm kalmıştı. Harika bir çözüm olduğu söylenemez ama son derece etkili bir çözüm. Ondan saklanacaktım. Etraf sakin mi? Evet. O varken en kötüsünü bekleyebilirsin. Merhaba. Ay. Nereye kaybolduğunuzu merak etmiştim. Anaokulundaki en zeki çocuk bendim arkadaşlar. Okul öncesi dönemde aldığım notlarda mükemmellik örneğiydi. Boyama, yapboz ve el işçiliğinde en iyi notları almıştım. Sıra dışı bir zekam oldu. Hayır şimdi işimiz bitti. Bu genç çocuk da kim? Kendimi tanıtmama izin verin. Nicholas Donny Sharon Devantu. Emrinizdeyim küçük hanım. Siz kimsiniz? Yolanda Carfavel. Cedric'in kuzeniyim. Ya siz? Soyadınıza bakılırsa atalarınız birer aristokrat olmalı. Atalarımın pek çoğu Fransız monarşisinde kralın hizmetinde çalışmışlar. Kısa pipinden başsız Louis'ye dek.
Birbirlerine çok yakışıyorlar dostum. Haklısın. Hadi gidelim buradan. Hadi. Sanırım spordan hoşlanıyorsunuz. Sadece yatçılık, kayak ve tenis. Aa, tenis mi? Ben de. Birkaç set oynayalım mı? Sizinle ben mi? Bu mümkün değil. Bakın babam sadece kendi sosyal sınıfımızdan olanlarla oynamama izin verir. Benim babam çok önemli bir iş adamıdır. Sıradan biri değildir. Benim babam bir diplomattır. Çok sık seyahat eder. Kendisi şu an Hong Kong'ta. Cedric, hala ne bekliyorsun? Bir dakika, ilginç olmaya başladı. Acaba bir kız arkadaşın var mı? Elbette yok. İşte bu gerçekten harika. Annem soylu biri için uygun olduğumu söyler. Üstelik şu an boştayım. Bir ünvanın var mı? Düşes, barones, kontes ya da prenses gibi. Hayır. Öyleyse gerçekten üzgünüm. Babam bunu kabul etmez. Soyluluk standartlarını gözetlemek zorundadır. Öte yandan isterseniz arkadaş olabiliriz. Ne? Bunu hayalinde görürsün solucan. Kendini beğenmiş çirkin züppe. Kendini beğenmiş... Eve gitmek istiyorum. Annemi istiyorum. Nikolas'ın onları bilerek söylediğinden pek emin değilim ama... niyeti ne olursa olsun harikaydı. Yeti buna son derece üzülmüş gibiydi. Bu sefer gerçekten havlu atmıştı. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Nihayet gitti. Çok sıkıldım. Tanrı'ya şükür. Tam zamanında gitti. Etraf sakin, gitti. Nikolas, itiraf etmeliyim. Çok başarılıydın. Özür dilerim ama sizi sevindirecek ne yaptığımı hala anlayamadım. Daha ne olsun, ailemi Yolanda adındaki o felaketten kurtardın. Peki bugün öğleden sonra birlikte paten kaymaya ne dersin? Babamın buna izin vereceğini... Baban Hong Kong'da. Nikolas, sakin ol, gelsene. Aileler. Aile fikrini gerçekten seviyorum. Aslına bakarsanız Yolanda o kadar kötü değil. Onu gerçekten seviyorum. Tabii bizden çok uzakta olduğunda. İtiraf etmeliyim, 8 yaşındaysanız. Hayat gerçekten çok heyecanlı.